Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine yağlı boya çalışması yapacağız. Gördüğünüz üzere 50 x 50 cm ebatlarında bir tuvalimiz var. Bunun üzerine natürmort çalışması yapacağız. Geçen haftaki çalışmamız da natürmorttu. Bu hafta biraz daha detaylı bir natürmort kompozisyonu var elimizde. Siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Onun çalışmasını yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Umarım güzel olur. Hadi videomuza, çalışmamıza başlayalım. Evet, yine burnt sienna, yanık sienna kullanarak ilk katman boyamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken boyayı bir miktar terebentinle inceltiyorum ben. Evet, ilk katman boyamamızı yaptık. Şimdi arka fonu, yani zemini, yani bir anlamda arkada gözüken duvarın boyamasını yapıyoruz. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi uzaktan yakına doğru geliyoruz. Önce koyu yerlerden başlayarak açığa doğru geliyoruz. Bakın sol tarafta oldukça koyu bir yer var. Oraya ışık düşmemiş ama elmaların bulunduğu kasenin arka tarafı oraya nazaran daha aydınlık. Yani oraya net bir ışık düşmüş. Orayı biraz daha açık, sol tarafı biraz daha koyu yapıyoruz. Bunu yaparken de, koyu yerleri yaparken bol miktarda mavi. Burada Prusyan mavisi kullandım. Prusyan mavisi bir miktar kırmızı karıştırıyorum ve bir miktar da kahverengi karıştırarak koyu bir renk elde ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi siyah rengi kullanmıyoruz. Siyah renk kullanmıyoruz. Koyu renkleri diğer doğal renklerle elde ediyoruz. Evet, bakın. Şimdi burada tuvalin tam ortasına bir nokta koydum ve o ortadan her köşeye eşit mesafede noktalar koydum. Bu koyduğum noktalar bana referans noktaları oluyor ve objeleri yerleştirirken ölçü almamı biraz daha kolaylaştırıyor. Evet, yine burnt umber rengiyle, yanık umber rengiyle kullanarak çizimimizi yapıyoruz. Çizim yaparken çok detaya girmemize gerek yok. Kabaca neyin nerede olduğunu bilmemiz yeterli. Detayları boyarken yapacağız. Yani mesela işte üzümleri bakın çizdim. Ama oradaki üzümler fotoğraftaki üzümlerle birebir olması gerekmiyor. Onu boyarken biz kendimiz nasıl o an denk gelirse o şekilde yapacağız. Yine bakın gölge yerleri yapıyoruz. Bunu yaparken de yine yanık umber ve bir miktar mavi karıştırarak yine koyu bir renk elde ediyorum ve gölgeleri bu renkle yapıyorum. Natürmort çalışması yaparken mümkün olduğunca gölge ve ışık olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Yapacağımız kompozisyon, seçeceğimiz kompozisyon da ona göre çekilmiş bir fotoğraf veya sizin çektiğiniz bir fotoğraf veya kendi oluşturduğunuz canlı bir kompozisyon oluşturduysanız gölge ve ışığa öncelikle oluştururken dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu fotoğrafı seçerken ona dikkat ettim.
tek bir noktadan ışık gelmiş ve gölgelerini bakın gayet net görebileceğimiz şekilde cisimlerin üzerine düşürmüş. Evet, zeminde bazı eksikler gördüm. Oraları tekrar boyuyorum. Arkalara bir miktar sarı, daha sıcak bir görüntü katmak istedim. Evet, şimdi bakın karpuzun boyamasını yapıyoruz. Şimdi burada üst üste iki kat boyama yapacağız. Yani nasıl? Önce karpuzun yeşil olan, yani koyu yeşil olan bölümünü boyayacağız. Ardından üzerine daha açık bir yeşil olan, yeşilin daha açık tonlarında olan o dairesel beneklerini yapacağız. Bakın şu an boyamasını yapıyoruz. Daha önceden karpuzun gölgelerini yaptığımız için boyama yaparken bize büyük oranda kolaylık sağlıyor. Evet, şimdi üzerindeki benekleri yapıyoruz. Burada başlangıçta fırça kullandım. Fakat sonradan spatula kullanmaya karar verdim. Çünkü o üzerindeki açık yeşil tonlamalar böyle leke olarak kalsın istedim. Fırça ile sürdüğüm zaman alttaki yeşil ile karışıyor. Ama spatula kullanırsam onları üzerine böyle leke bırakır gibi boyaları biraz daha kalıp halinde üzerine bırakabiliyorum. Tabii bunu yapmak için mesela karpuzun ilk katman boyasının kurumasını da bekleyebilirdim. Ama beklemedim. Şimdi renk tonları gölgede ve aydınlık olan yerde, ışığın vurduğu yerde birbirinden çok farklı. Şimdi gölge düşen yerde daha koyu bir yeşil kullanıyorum. Aydınlık olan yerde o yeşile bir miktar sarı ve bir miktar beyaz katarak daha açık bir yeşil elde ederek onu kullanıyorum. Böylece o renk geçişinde hem renk derinliğini de bize vermiş oluyor bir anlamda. Evet, elmaları yapıyoruz. Şimdi burada daha önceki diğer iki videomuzda da yine elma figürü vardı. Şimdi elmayı yaparken elmaya bakıp işte evet elmanın rengi bu renk deyip palette karıştırıp o rengi elde edip oraya sürmüyorum. Şöyle yapıyorum. Katman katman gidiyorum. Önce ilk katmanda daha koyu bir kırmızı, gölgeleri daha abartıyorum. İkinci katmanda elmanın üzerindeki sarı, daha sıcak renkler, o renk geçişleri ve o çizgiler, onları yapıyorum. Son katmanda da parlayan noktaları, artık ışığın vurduğu yeri çoğunlukla beyaz olmak üzere bir miktar sarıyla, kadmiyum sarıyla karıştırarak son aşamasını yapıyorum. Yani aslında 3 kat üst üste
boya sürüyorum. Yani genelde başlangıç seviyesinde yaptığımız hatalar bunlar oluyor. Ne oluyor? İşte elmayı görüyoruz. Evet, elmanın rengi bu. Hemen palette bulalım, karıştırdık. Ona yakın rengi bulduk ve elmaya sürdük. Bu şekilde yaptığımız zaman suni bir görüntü oluşuyor. Ama üst üste kat kat boya sürdüğümüz zaman daha doğal, daha gerçekçi görüntüyü o zaman elde etmeye başlayabiliyoruz. Bir de her zaman önce gölgeyi koyu tonları yapın, ardından daha açık tonlara doğru gelin. Ya mesela bakın, şimdi orada üzüm çizeceğim bölüm. Altına ben koyu bir gölge bıraktım. Koyu bir ton bıraktım. Onun üzerine üzümleri tek tek koyacağım. Bu da daha kolaylık, daha avantaj. Yani üzümleri çizdikten sonra ben oraya koyu tonlamaları yapmaya çalışırsam renkler karışacak. İstediğim rengi elde edemeyeceğim. Böyle dezavantaj yani benim için. Evet, bakın şimdi burada üzümler tabii daha küçük ve üst üste çok fazla. O yüzden en gerideki üzümlerden rengi daha koyu olan üzümleri çiziyoruz. Onlar bize yine bir zemin oluşturuyor. Bakın koyu renkte daha arkada kalıyor, daha gölgeler. Onun üzerine artık ışık vuran ve ön planda olan üzümleri daha açık bir yeşille sürüyoruz. Burada da yine sarı daha yoğunluklu, yani yeşille bir miktar sarı katarak o daha sıcak tonlarda bir yeşil elde ediyoruz. Evet, bakın arkadaki yeşillerin, şimdi yağlı boya çalışmanın en büyük avantajı bu. Üst üste istediğiniz kadar katman katman boyama yapabiliyorsunuz. Arkadaki üzümleri yaptık. Üstüne daha açık tondaki üzümleri yaptık. Onun üzerine üzerine düşen o ışık parlama noktasını yaptık. Dilediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz veya üzerinde dilediğimiz gibi rahatça düzeltme yapabiliyoruz. İşte yağlı boyanın büyük avantajı bu. Evet, kasenin alt kısmı. Şimdi burada bir cam var tabi. Bu cam görüntüsünü o saydamlığı elde etmemiz gerekiyor. Aslında zor gözüküyor ama kolay. Üzerindeki o yansımaları, parlaklık. Bir de cam saydam geçirgen olduğu için arkasında kalan cisimden de bir miktar onun rengini alacaktır. İşte zemin sarıysa bir miktar orada sarı olacak. Üzerine vuran o beyaz ışık yansımaları olacak. Evet, bakın arkada bir kumaş var. Belki de masa örtüsüydü. Oraya katlandı. Katlanarak koydular. Şimdi önce onun kıvrımlarını yapıyoruz. Nerelerine gölge düşmüş, gölgelerin bulunduğu yeri yapıyoruz. Evet, buradaki hata ne? Kumaş daha geride, kase daha önde. Önce kumaşı yapıp kasenin o cam bölümünü daha sonra yapmalıydım. Benim için daha kolaylık olurdu. Şimdi zorlanıyorum. Neden? Çünkü kase ön tarafta. O kaseye kadar bölüme birbirine karışmaması gerekiyor. İşte daha fazla dikkat etmem gerekiyor vesaire. Evet, bakın kumaşın rengini de yakaladık. Yine şimdi ön taraftaki
elmayı yapıyorum. Bakın yine dediğim gibi kat kat. Önce bir kat koyu bir kırmızı sürdüm. Üzerine daha açık bir miktar sarı ile karıştırarak turuncuya yakın bir renk sürdüm. Ve daha da onun üzerine artık parlamaları belli eden beyazla karışan bir sarı sürdüm. Ve bu bize bir derinlik, bir üç boyut ürünüm kattı. Evet, şimdi artık üzüm ve elmanın yapraklarını yapmamızın zamanı geldi. Şimdi yine yaprakları yaparken önce koyu, orada bakın yaprağın tonlarına bakın, bir bölümüne ışık vurmuş, bir bölümü daha koyu. Önce koyu olarak yaprağın genel o şeklini, o yaprak şeklini bildiğimiz o şekli çiziyoruz, boyuyoruz daha doğrusu. Ardından üzerine o beyaz ve yeşille bir miktar karıştırdığımız açık yeşil tonlarda ne yapıyoruz? Parlamaları, ışık kuran yerleri yapıyoruz. Böylece o yaprağa bir derinlik, bir daha gerçekçilik katıyor. Evet, karpuzun, bilim karpuzun detaylarını yapıyoruz. Ve son olarak da artık yerdeki elmanın daha böyle bir kurumuş yaprağı var. Onu yapıyoruz. Çalışmamız burada sona eriyor. Evet arkadaşlar, çalışmamız bitti. Yine bir natürmort çalışması yaptık. Artık bundan sonraki videolarda manzara ve farklı konularda çalışacağız. Natürmort çalışmalarımız buraya kadardı. Yine sizin merak ettiğiniz, soracağınız sorular varsa mutlaka yorumlara yazın. Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada yine yağlı boya videoları yayınlayan bir kanal daha var. Muhammed Yüksel kanalı. Daha doğrusu May Çizim kanalının devamı olan bir kanal bu. Linkini hemen koyuyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Gayet güzel. Aynı bu şekilde yağlı boya videoları, yağlı boya ders içerikleri var. Onu da takip edebilirsiniz. Yine merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.